1 Ocak 2021 tarihi Cuma'ya denk geldiği için efendim bana göre, ben her zaman ekranlarda söyleyeceğim, kimse de beni bunu söylemeden alıkoyamaz. İstanbul'un, Ayasofya'nın 2. Abdülhamit'i Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız Cuma günü Ayasofya Camisi'ndeydi ve Cuma namazına katıldı efendim. Kim derdi ki onlarca yıl geçecek ve Ayasofya ibadete açılacak. İşte Cuma günü 1 Ocak 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tekbirler, tekbir sesleri içinde Ayasofya'da girdi ve orada Cuma namazını kıldı. Allah kabul etsin. Türkiye Cumhuriyeti bir vatandaşı, milliyetçi bir kardeşinizin olarak bugün ekranlarda sizi bazen duygusallığa götürebilirim. Ama şunu unutmayın. Biz bugüne kadar iki millet tek devlet dedik. İki ayrı devlet tek millet sloganıyla hem Azerbaycan'ı bugüne kadar Karabağ'la ilgili, Ermenistan'da yaşadığı sorunla ilgili destekledik. Biz geçen haftalarda linç edilmeyi bekledik. Bazı Ermeniler tarafından WhatsApp ihbar hatlarıma uygun alınmayan küfürler, hakaretler, tehditler geldi. Şimdi ben Azerbaycanlı kardeşlerime söz verdim. Kanal 7 Avrupa ekranlarında her zaman Azerbaycan'ı, Azerbaycan bayrağını arkada göstereceğiz dedik. Göstermeye de devam ediyoruz. Çünkü iki tane devlet var ortada. Bir Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir Azerbaycan devleti. Benim gönlüm ne biliyor musunuz? Ben istiyorum ki o kardeşlerimizle birlik beraber olalım. Ben istiyorum ki 6 tane devletin tek millet olmasını istiyorum. Ben istiyorum. Benim gibi sizler de istiyorsunuz. Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkiye ve bizim için daha ileride olan bütün milletlerimizi bir araya toplayıp tek bir devlet mantığını ileriye götürmemiz. İşte bugün Karabağ'da yapmış olduğumuz mücadelede, kardeşlerimize verdiğimiz destekte ne kadar ileriye gittiğimizi gördük. Azerbaycanlı kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Lütfen sizden bir ricam var. Hiç kimseye Türkiye Cumhuriyeti'ni yedirtmeyin. Kırgızistanlı kardeşlerime, Özbekistanlı kardeşlerimize, bakın Türkmenistan kardeşlerimize genel olarak söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti artık masaya yumruğunu vurmaya başladı. O yüzden milliyetçi bir kardeşiniz olarak, vatanını, milletini seven bir kardeşiniz olarak size dünden daha çok ihtiyacımız, daha çok birlik beraber içinde olmamız lazım. Çünkü onlar istemiyor ki Türkiye büyüsün. Onlar istemiyor ki Türkiye devleti güçlensin. Amaç bu. Bakın tonlarca altın çıktı. Tonlarca altın. Tonlarca bor madeni çıktı. Tonlarca. Siz sanıyor musunuz ki doğuda petrol yok? Doğuda petrol de var. Ve size şunu söyleyeyim. Göreceksiniz. Kürt kardeşlerimizde, doğulu kardeşlerimizde onların üstünde oynanan bu oyunu hep birlikte bozuyoruz, bozmaya da devam edeceğiz. Benim Diyarbakırlı kardeşlerim var, arkadaşlarım var. Benim Mardinli arkadaşlarım var. Benim Şırnaklı, Batmanlı, Elazığlı, Tuncelili, benim Alevi canlarım var. Arkadaşlarım var. Ama biz hepimiz bu milletin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin fertleriyiz, evlatlarıyız, çocuklarıyız.
Yanlışlıklar geçmiş hükümetlerde yapılmış olabilir. Hatalar yapılmış olabilir. Tunceli kardeşlerimizin, Diyarbakırlı kardeşlerimizin, Siirtli Şırnaklı kardeşlerimizin canları yanmış olabilir. Ama bugün devletimize sahip çıkma günüdür.